Merhaba, Gün Ekonomisi ile karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşarak başlayacağız. Bugün Ankara'dan karşınızdayız. Ankara bağlantılarımızı da dolayısıyla buradan yapacağız. Şöyle başlayalım. 95.908 endeks değeriyle dün Borsa İstanbul'u kapatmıştık. Dolar TL'de geldiğimiz nokta 5.82 seviyesini bize gösteriyor. 6.45 seviyesindeyiz. Euro TL'ye baktığımızda 6.14'ten geçiyor. Döviz tarafında işlemler, döviz sepetine baktığımızda 1.543 doları görüyoruz. Altında ons başına geldiğimiz nokta itibariyle gösterge tahvile baktığımızda ise 16.67'lik bir fiyatlama söz konusu. Brent petrol tarafında da 59 dolar 98 sentle 60 dolar sınırının yeniden test edildiğini görüyoruz. 98.20 seviyelerinde ise hemen hemen de dolar endeksi cephesine baktığımızda. Peki neler oldu? Boris Johnson meselesine bu ara çok daha sık konuşacağız, öyle görünüyor. Milletvekillerine bir mektup yollamıştı. Kraliçeden 3 Eylül'de yaz tatili sona erecek olan İngiliz parlamentosunun 9 Eylül 14 Ekim arasında tatil edilmesini talep etti. Kraliçe 2. Elizabeth bu talebi kabul etti. Kabul etmiş olmasına ayrıca konuşacağız. Anlaşmasız bir Brexit'in böylece önü açılmış oldu. Muhalefet partilerinin çünkü piyasayı meclisten geçirmeye ilişkin herhangi bir vakitleri kalmayacak. Dolayısıyla sürede 31 Ekim'de malum sona eriyordu. Dolayısıyla başka bir hikayeyi konuşmaya başlayacağız. Avrupa cephesi açısından sterlin bu anlamda epeyce dayak yemiş görünüyor. 462 puanlık bir farklılık vardı. 0.8'lik bir artıştan bahsediyoruz. 95.493'e geldi Borsa İstanbul. Şöyle bir hızlıca rakamlara baktığımızda Borsa İstanbul tarafında geldiğimiz noktalar itibariyle Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Aselsan ve Akbank'ın en çok işlem gören hisseler sıralaması gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hali hazırda 467 liralık bir fiyatlama söz konusu kapalı çarşı tarafına Cumhuriyet altınına baktığımızda. Cumhuriyet altında 1912 liradayız hemen hemen. Çeyrek altın tarafında da 467 lirayı görüyoruz. 24 ayar külçe altının gram fiyatına baktığımızda 0.35'lik bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün. 287 liradan geçiyor son işlemler. Avrupa Birliği tarafının İngiltere'deki bu Brexit önerisini en kısa sürede sunmalarına dair bir talep var. Bu oldukça önemli bir talep. Brexit müzakerelerini yürüten Avrupa Birliği Komisyonu için en ideal Brexit tarihinin 31 Ekim olduğu bir kez daha anımsatılmış durumda. Brexit tarafında yine 1.3 trilyon euro tutarında bir varlık euro bölgesine geçecek. Bunu konuşmamızın temel nedenlerinden bir tanesi bu. Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Enria'nın bu konuda açıklamaları söz konusu. Bankaların Brexit için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtiyor Enria. Merkezinin İngiltere'de bulunduğunu hatırlatalım. Avrupa Birliği'nden ayrılma sonrasında 1.3 trilyon euro tutarındaki varlık da euro bölgesine taşınmış olacak. Böylece Finlandiya'nın açıklamaları var. Bu anlamda Avrupa Birliği'nde bankaların Brexit'e yönelik regülatörler tarafından kendilerinden talep edilen tüm hazırlıkları yaptıklarını bir kez daha dile getiriyor Enria. Brexit'in sonunda da buradaki varlıkların nasıl yönetileceğine dair hazırlıklar konusunda da ilerleme kaydettiklerini yine belirtiyorlar. Bu süreçte 24 bankanın da Londra'dan ayrılacağını kaydediyorlar. İngiltere'nin bir finans merkezi olmasının önünde ardında konuşulacak çok konu olacak. İsrail tarafında Merkez Bankası'ndan verimlilik dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız şeklinde bir açıklama var. Genişlemeci politikaya devam ettiklerini bu aşamada söylemek mümkün. Faizi değiştirmediler. 0.25 seviyesinde bıraktılar. Kademeli faiz artırımı planından söz etmeyi bıraktı banka. Bu nedenle genişlemeci bir para politikası uyguladığını konuşuyoruz. Küresel dalgaya katılmaya hazırlar, öyle görünüyor. Şekel faiz kararının ardından da bir parça gerilemiş durumda. Irak'la Türkiye arasında yeni bir petrol hattını konuşacağız önümüzdeki günlerde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarına bakıyoruz. Irak Petrol Bakanı ile birçok projeyi yeniden görüşme imkanı bulduklarını dile getiriyor. Irak Türkiye petrol boru hattı sadece Irak'ın kuzeyindeki petrolü değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkartılan petrolü de pazara ulaştırması açısından oldukça önem taşıyor. Büyük bir görev üstlenilecek gibi görünüyor bu aşamada. Yeni petrol
petrollerden de projelerden de bahsediyorlar. Bunları biz de memnuniyetle karşıladık diyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu aşamada yaptığı açıklamalardan. Diğer taraftan Apple'dan bir şirket haberi olarak en azından aktarmakta fayda var. Mac Pro dizüstü bilgisayarlarına gelen uçuş kısıtlamaları da bazı havayollarının bataryaların alev alma ihtimallerine karşı bagajlardan çıkartma zorunluluğu getirmeye konuşuluyor. Bu da oldukça şirket politikası anlamında önemli notlardan bir tanesini oluşturacak elbette. Diğer yandan Cumhurbaşkanı'nın Moskova gezisi önemliydi. Moskova gezisinde verdiği mesajlar tarafını konuşacağız. Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Amerika ilişkileri açısından oldukça önemli haberlerdi bunlar. Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Parametre bölümüne geçtiğimizde bu ayrıntılar üzerinde elbette konuşacağız. Su-35 ve Su-57 uçakları ile ilgili sorulan sorulara niye olmasın, biz buraya boşuna gelmedik ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye konusundaki sorulara da aynı şekilde yanıt verdi. İdlib'deki 12 gözlem noktamız görevlerini sürdürecek açıklamasını yaptı. Sınırda her an her şeyi yapabilecek durumdayız uyarısında da yine bulunuyor yaptığı açıklamalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diğer taraftan Amerikan Başkanı Trump'la telefon görüşmesi de elbette soruldu. İletişim Başkanlığı'ndan bu aşamada bir açıklama var. Trump'la olan telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye-Türkiye ilişkileri, yaşanan son gelişmelerde bu aşamada ele alındı. İki lider İdlib'deki sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğini sürdürmek konusunda mutabık kalmışlar. Bu iletişim başkanlığından paylaşılmıştı. Amerikan Savunma Bakanı Esper'den bir not iletelim. Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı. Zira Esper Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusunda sorular sorulmuştu. Bunun için S-400 programından tamamen çıkılması gerektiğini dile getiriyor. Esper S-400'leri ülkenin dışına çıkartması gerekiyor Türkiye'nin diyor. O zaman tekrar bunu masaya alır, tekrar değerlendirmede bulunuruz şeklinde buradaki soruyu yanıtlamış durumda Esper. Diğer taraftan kamu görevlilerine ilişkin zamlar vardı biliyorsunuz. Memur zamlarını konuşuyorduk. Memur zammı için karar çıktı. Memur maaşları için emekli aylıklarına dair de notlar vardı. İlk 6 ayda %4, ikinci 6 ayda %4. Yani %4 artı 4'lük bir fiyatlamadan bahsediyoruz. 2021'in ilk 6 ayında da %3, ikinci 6 ayında %3 zam yapılmasına dair bir başka karar da çıktı. Diğer taraftan pazartesi günü ikinci çeyrek 2019'a dair büyüme rakamları açıklanacak. İlk yarıda %2-2,5 civarında bir daralma bekleniyor. 2019'un tamamını değerlendirdiğimizde %1'lik bir daralma olacağından bahsetmek mümkün olabilir. Dolayısıyla bu aşamada da bunları konuşacağız. Enflasyon oranları nasıl gelecek? Buna dair yeni fiyatlamalar nasıl yapılacak? Bunların ayrıntılarını da yine konuşacağımız bir günü yaşıyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. Memur zamları %4 artı 4 olacak 2020'de. 2021 tarafında 3 artı 3'ten bahsediyoruz. Ancak buradaki enflasyon farkı tarafı önümüzdeki günlerde yine çok konuşulmaya devam edilecek notlar arasında yerini bulacak. Diğer taraftan İtalya'yı konuştuğumuz bir gündemimiz vardı hatırlayacaksınız. İtalya tarafında hükümet krizi söz konusuydu. Burada 10 yıllık vadeliler tarafında önemli bir fiyatlama gerçekleşti. İtalya'da İtalya'nın tahvilleri neden bu kadar çok konuşuyoruz? Öncelikli olarak onu altını bir çizelim. Çünkü İtalya çok önemli bir bono pazarı. Avrupa açısından birinci sırada zaten hali hazırda yer alıyor. Avrupa'nın tüm parası, dünyanın çoğu parası İtalya'da bu anlamda bulunuyor. Dolayısıyla buradaki piyasayı takip etmek mecburiyetindeyiz. İtalya'da 10 yıllık vadeli hazine tahvillerinin faizi yeni hükümetin kurulacağına dair yeniden oluşan iyimserlikle birlikte 11 baz puanlık bir hareket yaptı aşağı yönlü olarak ve 1.02 ile rekor düşük seviyelerini halihazırda gerilemiş durumda. İtalya ve Almanya tarafına baktığımızda 10 yıllıklar arasındaki faiz farkı 9 baz puana kadar daralmış durumda. Buradaki makas önemli fiyat hareketleri açısından.
173 baz puanla Mayıs 2018'den bu yana takip ettiğimiz en düşük seviyelere buradaki makas da daralmış görünüyor. 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti yeni bir yönetimde kilit önemdeki bakanlıkları kimin alacağı konusunda da bir fikir ayrılığı yaşamaya ancak devam ediyor. Bunu da not olarak ifade etmekte elbette fayda var. Diğer taraftan baktığımızda başka hangi konuları takip ediyoruz diye Fed'i gündemimizden elbette çıkartmış durumda değiliz. Fed'in Eylül ayı toplantısında bir faiz indirimine gitmesini bekliyoruz. 25 bas puanlık bir faiz indiriminden bahsediliyor. İki bölgesel Fed başkanından ayrı ayrı ancak açıklamalar var. Fed başkanlarının arasında bir görüş ayrılığı olduğunu söylemek mümkün. Amerikan ekonomisinin karşı karşıya kaldığı sorunları farklı açıdan değerlendiriyorlar. Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın ve San Francisco Fed Başkanı Daley'nin açıklamaları söz konusu. Powell'ın geçen hafta yapmış olduğu Eylül ayındaki faiz indiriminin muhtemel olduğu yönündeki mesajları bu iki bölgesel Fed Başkanı hala hazırda destekliyorlar. Aşağı yönlü hareketlerde bulunacağımızı biz de tahmin ediyoruz diyorlar. Ekonominin bunu gerektirdiğine dair de açıklamaları var. Dünyadaki merkez bankalarının geneline baktığımızda aslında faiz tarafında genişlemeci bir para politikasını öngördüklerini belirtmekte elbette bu aşamada fayda var. İsrail'den gelen açıklamalarda benzer bir notu destekliyordu. Az sonra parametrenin içerisinde konuşacağız. Erdoğan'ın verdiği diğer Su-35 ve Su-57 uçaklarının haricinde Erdoğan'a sorulan başka sorular da elbette vardı. Kadın cinayetlerine ilişkin sorular yöneltildi. İnfial yarattı son dönemde hatırlayacaksınız Emine Bulut cinayeti. Partim ve ben idamdan yanayız gibi bir açıklama söz konusu. Bunu parametrenin içerisinde konuşacağız. Açık ve net söylüyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partimdekiler dahil benim gönlüm idamdan yanadır diyor. Kadın cinayetleri sorulduğunda bu cevabı veriyor. İdamın Avrupa'da olup olmaması bizi ilgilendirmez diye de ekliyor bu aşamada. Orman yangınları yine gündemimizde malum. Bunlar da soruldu Cumhurbaşkanı'na. Terörle bağlantısı olup olmadığı üzerinde özellikle durulmuştu. Yangınlar ve terör bu konuyla ilgili belli bir safhadan sonra bu endişeyi ekipler de taşıdı diyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Bey de taşıdı. Şimdi terör örgütü orman yangınlarını sahiplendi açıklamasını yapıyor. Tabii bu konunun üzerine gidiyoruz diyor. Bu konunun sahipsiz kalmayacağını da yine belirtiyor. Orman yangınları konusunda sivil toplum kuruluşlarının da çalışma yapmaları gerektiğini belirtiyor. Bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ve her şey devletten bekleniyor açıklamasını da yine ortaya koyuyor. Parametrenin içerisinde az sonra bütün bu açıklamaları Hakan Çelik'le birlikte değerlendireceğiz Ankara stüdyomuzda. Ardından da İsmet Demirkol'la birlikte ekonomiye dair olan notları paylaşacağız diyelim. Bir kez daha rakamlar üzerinden gidelim. 95.908 endeks değerinden bugün Borsa İstanbul'u açacağız. 6.14'deyiz sepet kur tarafına baktığımızda 5.82'yi görüyorum. Dolar TL tarafında 6.45'ten işlem görüyor. Euro TL tarafında işlemler 16.67'deyiz. Gösterge tahvilin 2 yıllık tahvilin faiz oranlarına baktığımızda altın 1543 dolarda ons başına 60 dolar sınırı korunuyor. Brent petrol tarafında 1.48'deyiz. Amerikan 10 yıllıklarında ve 98.20 seviyesinden geçiyor. Son işlemler dolar endeksi tarafında dedikten sonra bu bölümü kapatalım ve parametreye başlayalım.